Arkadaşım hoş geldin. 9. sınıfın ilk konusu olan mantık konusuyla beraberiz. 9. sınıfta neler değişecek? Artık lisenin ilk konusu olan matematiğin ilk konusu mantığa baktığımızda daha önce hiç görmediğimiz bir bundan önce bilmemiz gereken bir konu yok. Öncülü olmayan bir konu. Başlı başına tek başına anlatılabilen işte üslü sayılar bilmen gerekir, fonksiyon kümeler bilmen gerekir diyebileceğimiz bir konu değil. Ondan dolayı lise yeni bir okul, yeni bir matematik konusu sizlerle beraber olacak. Neler yapacağız? 3-4 tane videoyla bu konu anlatımını bitirmek istiyorum. Nedir? İlk önce tanım. Matematik nedir? Ne işe yarar? Nelere bakacağız? Kaç farklı çeşidi var? Önermeler nedir? Doğruluk değerleri ve olumsuzu. Önermelerin olumsuzlarından bahsedeceğiz sizlere. Bakalım ilk videomuzda nelerle karşılaşacağız. Mantık nedir dediğimde, mantık günlük kullandığımız anlamıyla aslında doğru düşünmenin şartlarını ve kurallarını ifade eden bir bilim dalıdır. Tanımından sonra şu tanımı da yapabilirim ikinci olarak. Sistemli ve doğru düşünme bilgisine mantık denir. Mantıklı ol, mantıklı konuş, mantıklı davran dediğimde doğru ve sistemli düşünme bilgisi olduğunu kavrayabiliriz. Aslında mantık dediğim gibi matematikteki mantık günlük hayattaki mantıkla aynı anlamda. Ama biraz daha farklılık olacak. Nedir? Mantık dediğimizde iki farklı mantık var. Birisi klasik mantık, birisi sembolik mantık. Klasik mantık dediğim bir felsefenin içerisinde yer alan eski mantık, klasik mantık. Biraz daha matematiğin içine geçmiş olan değil. Aristo mantığı deniyor. Klasik mantığın ikinci adı Aristo mantığıdır. Nedir? Burada dil önemlidir. Kimin dili daha kuvvetliyse onun savunduğu önerme doğru olacaktır. Aynı varsayımlar farklı sonuçlara varabilir burada. Klasik mantıkta bugün tartıştığımız önerme doğru, yarın yanlış olabilir. Yani doğruluğu, yanlışlığı zamana göre, kişiye göre değişebilen şeydir. Matematikçiler bunu kabullenemedi. Doğru her zaman doğru olmak zorundadır. Yanlış ise her zaman yanlış kalacaktır. Bugün doğru, yarın yanlış çıkan bir önerme kabul edilemez matematikte. Ondan dolayı George Boyle, De Morgan dediğimiz kişiler, matematikçiler sembolik mantığı geliştirdiler. Burada doğru olan bir önerme her zaman doğruluğunu devam ettirir. Bir sistematiğe oturttular. Bunun adı sembolik mantık sizin karşınıza. De Morgan mantığı, George Boyle mantığı, Boyle cebiri, simgesel mantık, matematiksel mantık isimleriyle de karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bu tarihçesini de ufaktan verdikten sonra. Biz neye bakacağız tabii? Matematiksel mantığa, sembolik mantığa bakacağız arkadaşlar. Klasik mantık bizim işimiz değil. Önerme. Şimdi ne yapacağız? Matematikte mantık yapabilmemiz için simgesel mantık olduğunda cümleleri kullanamam. Cümleler matematiğin elemanları, aletleri değildir. Ne kullanacağım ben? Önerme kullanacağım. Önerme ile cümlenin arasındaki fark aslında çok benzer şeyler. Her bir önerme bir cümledir. Bak, bunu unutma. Matematikte kullandığımız cümlelerin ismi önermedir. Peki ne fark var cümle değil de niye önerme demişiz biz onlara? Ne gibi farkı var cümleden? Önermenin cümleden ne gibi bir farkı var dediğimizde diyorum ki önerme dediğim şey cümleden ayıran özellik doğru ya da yanlış fark etmez. Kesin hüküm veren cümlelerdir. Doğru veya yanlışına bakmıyorum. Kesin hüküm verecek. Kesinlikle bir yargısı olacak. Kesin bir sonucu olacak. Böyle cümlelere ben önerme diyeceğim. Her önerme bir cümledir. Burada bir sıkıntımız yok. Bir bakalım önerme nedir ne değildir. Aşağıda hemen örneğimiz var. Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. Bak kesin. Bunu okuyan herkes Türkiye'nin başkenti İstanbul. İstanbul'un Türkiye'nin başkenti olduğunu anlıyor. Herkesce aynı şey mi anlaşılıyor? Evet. O zaman bu önermedir. Doğru mu diye sorduğumda yanlış. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır, İstanbul değildir. Ama kesinlikle yanlış bir şey söylüyor bu. Biraz doğru, biraz yanlış. Sana göresi, bana göresi yok. Kesin hüküm veriyor. Ondan dolayı önermedir.
Doğru mudur? Hayır. Doğru bir önerme değil ama önermedir. Bu ayrım çok önemli. Aylardan Ağustos. Bakıyoruz. Evet. Hakikaten de Ağustos ayındayız. Doğru bir şey. Kesin mi? Kesinlikle var. O zaman önermedir. Karnım ağrıyor. Şöyle bir baktığımızda. Bu önermeyi kurduğumda karnım ağrıyor. Herkesce aynı şey anlaşılıyor ama burada bir duygu var. His var. O zaman yaz buraya. Duygu. His. Olduğunda bu cümleler önerme değildir. Önemli ve kritik. Evine git. Emir. Önerme değildir arkadaşlar. Maç saat kaçta başlıyor? Bak, şunu söylüyorum. Sonunda soru işareti ve ünlem varsa, soru işareti ve ünlem varsa bunları direkt kafada önerme olmadığını söyleyebiliyorum. Soru. Soru işareti ve ünlem olan cümleleri hemen eledim zaten bir kere. Osman'ın arabası çok güzel. Burada sana göresi, bana göresi var. Kişisellik var. Böyle cümleler önerme değildir arkadaşlar. Dikkat. Burada duygu, his var. Bu önerme değil. Maç saat kaçta başlıyor? Soru. Ünlem işareti var. Emir gibi. Yok. Karnım ağrıyor. Bir duyguyu, bir hissi veriyor. O da değil. Aylardan Ağustos. Evet, bu bir önermedir diyebilmekteyim. Aşağıdakilerden hangisi önermedir? Hemen bir örnekle bunu pekiştirelim. Seni özledim. Burada bir kişisellik var, bir his var. O zaman bu önerme değildir. Ceketin çok güzel. Sana göre, bana göre var. Burada da bir beğeni var. Bir kişisellik var. Ondan dolayı bu da önerme değildir. Sahile gidelim. Kesinlikle yok. Hani bir öneri var. Hadi gidelim. Yok. Bu da önerme değildir. Kafeste 7 tane kuş var. Kesin. Kesin bir bilgi var. Kesinlik var. O zaman bu önermedir. Ya doğrudur ya yanlıştır diyebiliyor muyum? Evet. Bak, hiçbirinde diyemedim. Sahile gidelim. Doğru mudur, yanlış mıdır? Bir şey diyemiyorsun. Ondan dolayı o önerme değildir. Seni özledim. Doğru mudur, yanlış mıdır? Kişisellik var burada. Bir şey diyemem. Saat kaç? Zaten sonunda soru işareti olduğu için ben bunu hemen önerme değildir diyebilirim. O zaman cevap Denizli'ye gitti. Gelelim doğruluk değerlerine. Şimdi bir önerme için ne dedik? Ya doğru ya da yanlış olması gerekir. Başka bir ifade var mı? Yok. Matematikte gri yoktur arkadaşlar. Ya doğru olacaktır önerme ya da yanlış. O halde P önermesi ya doğrudur ya yanlıştır dediğimde, doğru dediğim şeye 1, yanlıştır dediğim önermeye de 0 veriyorum. Bir önermenin doğruluk değeri 1 ise o önerme doğrudur. Bir önermenin doğruluk değeri 0 ise o önerme yanlıştır. Yanlışı 0 ile doğruyu 1 ile göstermekteyim arkadaşlar. O halde bir tane önermenin 2 tane doğruluk değeri vardır. Ben önermeleri P, Q, R, S, T gibi harflerle gösteriyorum. Zaten burada da P, Q, R'yi vermişiz. İki tane önermenin kaç farklı doğruluk değeri vardır, ona bir bakalım. İki tane önermemiz var. İkisi de doğru olabilir. Birincisi doğru, ikincisi yanlış olabilir. Birincisi yanlış, ikincisi doğru olabilir. Veya ikisi de yanlış olabilir, değil mi? Hani kaç farklı doğruluk değeri oldu? İki önermenin saydığımda 4 tane oldu. Bak, bu da önemli. Şimdi geçelim. 3 tane önermenin kaç farklı doğruluk değeri vardır diye sorduğumuzda. P, Q, R. Hepsi doğru olabilir. Sadece sonuncusu yanlış. Sadece ikincisi yanlış. Sadece birincisi yanlış olabilir. Veya sadece birincisi doğrudur. Sadece ikincisi doğrudur. Veya sadece sonuncusu doğrudur. Son olarak da hepsi yanlıştır. Bak, bütün olasılıkları, bütün durumları yazdım. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane doğruluk değeri vardır. 1 tanenin 2, 2 tanenin 4, 3 tanenin 8. Bak, nasıl gidiyor? Hemen buraya bir yıldız atalım. 2 üzeri n. Bu nedir? Önermenin karşılıklı doğruluk değerleri sayısı. Karşılıklı doğruluk değerleri sayısı.
sayısı. Bunun hakkında bu nedir dediğimizde farklı isimlendirmeler oluyor. Doğruluk tablosunda kaç satır olur sorusu da buna benzerdir. Kaç tanedir? 2 üzeri n tanedir. Karşılıklı doğruluk değerleri kaç tanedir diye farklı soru kökleri karşımıza geliyor. Bunu karıştırmayalım. Devam ettiğimizde 5 farklı önermenin doğruluk tablosu kaç satırdan oluşur? Al. Bu tip soru kökünde ne yapacağız? Kaç tane doğruluk değeri vardır 5 tane önermenin dediğimizde ne yapacağız bunu? 2 üzeri n formülü. Önemli. Unutma. Bu ne? Kaç farklı doğruluk tablosunda kaç farklı satır vardır dediğimizde 2 üzeri n'e gideceğiz. 2 üzeri n'i unutacağız. 2'nin kuvvetleri, 2'nin 10. kuvvetine kadar 2'nin kuvvetlerini ezberlemeni isterim arkadaşım senden. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadi bunları birer defa yazalım. Bunlar lazım olacak çünkü. 2'nin 1. kuvveti 2, 2'nin 2. kuvveti 4, 2'nin 3. kuvveti 8, 16, 32, 64, 128, 256, 2 üzeri 9, 512, 2 üzeri 10, 1024. Ya ne gereği vardı? Bak böyle deme. İlk ödevimiz bu olsun. 2 üzeri 10'a kadar 2'nin kuvvetlerini ezberleyelim. Neden mi? Bak şimdi bu mantık konusunda 2'nin kuvvetleri geldi karşıma. Şimdi 2 üzeri 5 kaçtır diye soracak. Ben direkt buradan 32 olduğunu bilirsem cevabı yapıştırırım 32. Eğer bilmediğim takdirde nasıl yapacağım bunu? 2 üzeri 5 nedir? 1, 2, 3, 4, 5 tane 2'nin çarpımıdır. Çarp 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. Bak bunu yapmak her defasında yapmak hem zaman kaybıdır hem de çok fazla çarpma işlemini ard arda yaptığında hata yapma riskin artar. Ondan dolayı 2'nin kuvvetlerini ezberle. Nerede lazım? Mantıkta lazım. Nerede lazım? Kümelerde lazım. Nerede lazım? Üslü sayılarda, rasyonel sayılarda, binom olasılık istatistikte. Hani birçok konuda karşımıza 2'nin kuvvetleri gelmekte. İlk ödevimiz 2'nin kuvvetleri olsun sizlere. O zaman cevabımızı 32 olarak bulduk. Devam edelim sorumuza. Kaç tane önermenin 128 tane doğruluk değeri vardır? N tane önerme olursa bu 2 üzeri n diyordum doğruluk değerine. Kaçmış bu? 128. 2'nin kaçıncı kuvveti 128? Hadi hesapla tek tek 2'leri çarp. Bak zor olacaktır. Eğer biz şuradaki ezberimizi yaparsak 128 kaç? 7. kuvvet. O zaman hemen geçiyorum. N eşittir 7. 2'nin 7. kuvveti 127'dir deyip C şıkkına gitmekteyim arkadaşlar. Zor mu? Değil. Ama birkaç ödevimiz, birkaç ezberimiz olacak sizler için. Bunu zamanı geldiğinde sizlere söylüyorum. Ama birinci ödev nedir? Birinci ödev 2 üzeri 10'a kadar 2'nin kuvvetlerini ezberlemek. Zaten 3-5 kere yazarsan ezberinde kalacaktır. Zaten bol soru çözdüğün takdirde 2'nin kuvvetlerini bileceksin. Devam ediyorum. Bir önermenin olumsuzu nasıl yapılır? Bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır dedik. Arada kalmaz. Matematikte gri yoktur demiştik. Ondan dolayı bir önerme ya doğrudur ya da yanlıştır. Doğrunun değili, doğrunun olumsuzu yanlıştır. Yani birin değili sıfır, sıfırın değili birdir. Bunu söylemek zorundayız. Buraya da bir yıldız atalım. Birin değili denktir bu. Sıfır, sıfırın değili birdir arkadaşlar. Bu önemli bir olgu. Bunu bilmemiz gerekiyor. Artı bir şey daha var. Bir önermenin değilinin değili kendisidir. Bunu da bir yıldızda size belirtelim. Bunları not alabilirsin. Durdur, not al. Ben soru sorduğumda durdur, çöz. Ondan sonra soru çözümünü izle. Sana ufak bir tiyo. Sen kalemi kağıdı almadıktan sonra çiçek olup beni dinlemen seni aydınlatır. Ama bilgilerini kalıcı hale getirmez. İşte ben çalışıyorum ama çabuk unutuyorum. Neden? En önemli nedenlerinden biri kalemi kağıdı eline alıp soru çözmemendir. Buna çok dikkat et. Tahta siyahtır önermesinin değilini yazınız. Bak bu önemli. Değilini diyorsa değili ile
önerme kurmaya çalış. Değilini kullan. Yani tahta beyazdır, tahta yoktur gibi şeylere hiç girme. O topa girme. Ne de bunu kullanırken değilini kullan. Nasıl mı? Tahta siyah değildir. Olumsuzunu değiliyle kur. En kolay yolu budur. Tamam? Tahta siyahtırın değili nedir? Tahta siyah değildir. Önemli bir soru. Bu ve buna benzer şeyleri muhakkak yapabilmemiz gerekmekte. Hadi bir örneğimiz daha var. Q önermesi verilmiş. 2 artı 2 eşittir 5. Buradan George Orwell'a da selamlarımızı iletelim. Önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir? Önermenin olumsuzunu kullanacaksak bir önermenin değilini, olumsuzunu vesaire dediğimizde niceleyiciler diye bir konumuz olacak mantığın sonunda. Orada çok daha detaylı göreceğiz. Bu soru o zaman bize çerez gelecek, emin ol. Ama burada ne derim? 2 artı 2 eşittir 5 ise bunun olumsuzunu bulurken ne yapıyorduk? Değil. Değili kullan. O zaman 2 artı 2, 5 şey eşit değildir. Eşittir, eşit değildir. O zaman 2 artı 2 eşit değildir 5. Q önermesinin olumsuzu bu olacaktır. Nerede var bu? 2 artı 2 eşit değildir 5. D şıkkına gitti cevabımız arkadaşlar. Ne yaptık mantıkla ilgili? Şöyle bir göz atalım. Mantıkta tanım nedir? Önerme nedir? Neye denir? Hangi cümlelere önerme deriz? Bunlarla ilgili soru gelebiliyor. Doğruluk değerleri ya 1'dir ya da 0'dır. Bir önermenin olumsuzu nasıl alınır? B'nin değili. Bunlara baktık arkadaşlar. Bunlarla ilgili muhakkak soru çözümü yapmak zorundasınız. Bu konu anlatımımızdı. Bir sonraki videomuzda bağlaçlara geçeceğiz. Onlarda can alıcı yerler mevcut. Sen Anlat Hocam kanalına YouTube'dan abone olmayı unutmayalım. Instagram'dan bize soru atabilirsiniz. Zamanımız el verdikçe sizlere geri dönüş yapmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.